Allah Resulü'nü Hira'ya çıkaran şey rahat battı da ondan mı? Düşünün, bir insan dünyada başka ne ister ya? Ne ister? Bakınız, iyi bir insan 1, akıllı bir insan 2, üretken bir insan 3, sevgili bir insan 4, eşi, çocukları, malı, melali, mülkü, dünyevi olarak ihtiyacını görmüş, dizmiş bir insan. Rahat. Şu mu yani? Adama rahat batar mı? Bu mu? Bunu mu diyeceğiz şimdi yani? Allah Resulü'nü Hira'ya çıkaran şey rahat battı da ondan mı? Haşa. Bu hakareti yapabilir miyiz sevgili Resulümüze? Değil. Neydi peki? Sorumluluk bilinci. Gene geldik oraya. Sorumluluk bilinci. Çünkü sadece kendini düşünseydi çıkmazdı. Sadece kendini düşünseydi bu sancıyı çekmezdi. Sadece kendisini düşünseydi eğer, toplumu düşünmeseydi eğer böyle bir yük yüklenmezdi. İşte toplum zalim. Güçlüler güçsüzleri eziyorlar. Açlar doyurulmuyor. Yetimin başı okşanmıyor. Kendisi de yetimdi. Bunu çok iyi biliyor. Bu toplum yetim sevmiyor. Bu toplum öksüz sevmiyor. Bu toplum yoksulu itip kakıyor. Bu toplum düşene bir daha vuruyor. Düşenin üstünde tepiniyor. Bu toplum aklını peynir ekmekle yemiş. Bu toplum akletmiyor. Bu toplum kaderci. Bu toplum her haltı yiyor, Allah'a yüklüyor sorumluluğunu. Bu toplum maalesef ahlaken çökmüş, ahlaksız bir toplum. Her türlü zevkü sefa için her türlü tecavüzü işliyor. Bu toplum asla ve asla kanaat etmiyor. Hep benim olsun diyor. Bu toplum eğer gücü bulursa güce tapıyor. Bu toplum kula kul oluyor. Eğer fırsatını bulursa kulu kul ediyor. Güçlüler firavun oluyor, güçsüzler firavun arıyor. Dolayısıyla böyle bir toplumda ne yapılır sorusunun cevabıydı Abdullah oğlu Muhammed'in yaptığı. Ben böyle bir toplumu reddediyorum. Böyle bir toplumda asude yaşamak bile bana batıyor. Onun için ben böyle bir toplumda asude yaşamaya, yani ben iyiyim ya, ben rahatım ya, gerisi ne olursa olsun demeyi de reddediyorum demekti.